babanın oğluna güzel bir isim takması İslam'ın vazifelendirdiği görevlerden bir tanesidir. Hı-hı. İsim doğal olarak, bakın bunu herkes fark edecektir. Kendi ismini duyduğunda, algıda seçicilik deniyor, şöyle de örneklendiriliyor. Kişi bir şeyle meşgul oluyor, efendim. O sırada televizyon açık ama işine gücüne devam ediyor. Fakat o sırada mesela nerelidir? Biz Trabzonluyuz. Trabzon'la ilgili bir kelime çıktı diyelim. Hop, kafayı kaldırıyor. Algıda seçicilik. Klişe kelimeler var ya da zihinde belli kelimeler var. Zihin onu algılıyor, oraya yönlendiriyor. Halbuki diğer haberler ya da televizyondan çıkan sesler aynı ses tonuyla gidiyordu. Fakat orada algıda seçicilik hemen kelimeyi fark ettiriyor. Ya da anne baba bazen yorgunken evde uyuyor. Çocuklar işte normal hayat devam ediyor. Oyunsa oynuyor. Kimi anne babalar öyle uyuyabiliyor. Ben uyuyorum mesela. Gürültü olsa da ışık olsa da uyurum. Gün içinde hani böyle aman sesinizi kesin ben uyuyacağım falan gibi gerek yok. Efendim orada şey oluyor, kişi gürültüye aldırış etmeden uyuyabiliyor ama o çocuklar gürültü yaparken ya da oynarken anne duymuyor, baba duymuyor icabında ama anne dediklerinde duyuyor. Evet. Niye? Algıda bir seçicilik var. Hı hı. Baba dediğinde duyuyor ya da küçük çocuk, efendim daha yeni bebek, işte 5 aylık, 6 aylık, efendim bir şeyler söyleniyor, çocuk fark etmiyor onu. İsmini söyleyince bakıyor şöyle çocuk. Bu algıda seçicilik. İsim de öyledir. Her nerede duyarsa duysun çocuk kendi ismini. Şöyle bakar. Kendisini yakıştırır. Ben ona layık mıyım, değil miyim? Mesela Fatih. Fatih'e layık mıyım, değil miyim? Bakın otomatikman oradan görev alır. Çocuk otomatikman görev alır. Fatih'in şu yönleri var diye bir mecliste konuşulduğunda bakar. Benim öyle bir meziyetim var mı, benim öyle bir özelliğim var mı diye hemen orada bir nefsi muhasebe yapar böyle. Orada bir eksiklik hissederse onu toparlamaya çalışır.